Kıymetli takipçilerimiz, herkese merhabalar. İnşallah iyisinizdir. Bugün komşudayız Kocaeli'de. Mutfak yeniledik ama mutfağın yeri değişti. Yani aslında şurada, şu gördüğünüz yer eski mutfağın duvarıydı. Bununla ilgili bir reyaz videosu atacağım. Allah nasip ederse elimde metreyi gördüğünüz yer şu kısım olacak. Akabinde bir tüme varım şeklinde bir video çekeceğim inşallah. Bu bizim en çok satan kreasyonumuz, modern serisi. Senosan marka akrik kapaklarıyla ön plana çıkar. Beyaz renktir sadece modern serimiz. Bu kapakların bir özelliği de bakın ayna gibi zaten gösteriyor. Çizilmeye karşı yüksek dirençli olmasıdır. Bu da uzun yıllar optimum bir kullanım sağlamaktadır. Mutfağın projelendirmesini yaparken şöyle size geniş açıdan vereyim. Şuradan başlattık ki ikiye bölmüştük. Bakın şurada duvarı göreceksiniz. Aslında orası kapıydı. Kapıyı kapatmak suretiyle buradan buzdolabını koyduk. Akabinde gördüğünüz gibi bu arada resital başladı. Bize hazırlık yapmışlar sağ olsunlar. Dışarıda da tepsiler var. Biz birazdan sizin için de yiyeceğiz. Allah nasip ederse. Fırını ortaya koymak suretiyle gördüğünüz gibi tezgahta da bir kullanım alanını köşeyi de almak için L döndürerek bir bütüne geldik. Lamar tezgah alnıyla beraber bir bütün. Gördüğünüz gibi evgelerle bir takım oldu ama burada tabii ankastrenin rengi vesaire derken ev sahibimiz bir de ada istedi bizden ama burada bir hareketi var ki çok aslında hoşumuza gitti. Adaya klasik detaylar içeren, klasik serimizden çizgili mevran şeklinde yaptı. Bunu biraz dar yaptık. Bakın burada böyle masa gibi kullanabilsin diye. Çok şık sandalyelerimiz de var. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanıma haiz hale getirdik. Ama tabii bu yeter mi? Yetmez. Bakın buradan böyle açacağız. Kendinden kutludur bunlar. Altı da bir depolama alanı şeklinde telakki edilebilir. Bakın ittirdim. Yavaşça kapanıyor. Gördüğünüz gibi şöyle kapatalım. Dönecek olsak bu tarafta da yine çekmecelerimiz var. Biliyorsunuz standart çekmecelerimizi şöyle iki tane görünür. Ancak içeride gizli kaşıklık detayımız da vardır. Bu bizim standartımızda yer alan çekmece düzenidir. Yine bu tarafa döndüğümüz zaman evye dolabından şöyle bakalım. Bakın kapağı entegre şekilde çöp kovası. Yine köşede, köşe dolaplarda şöyle gördüğünüz gibi optimum bir kullanım alanı verdik. Fırının altına iki tane opsiyonel çekmece istediler bizden. İkisini de verdik. Şöyle gösterelim onları da şu şekilde. Dolayısıyla burada stoklama anlamında, saklama anlamında oldukça fazla bir yer edinmiş olduk. Yine kalkar kapak opsiyonlarımız var biliyorsunuz yerli ve milli. Bu şekilde ikili kalkar kapak opsiyonları alınmak suretiyle de mutfağımıza stilist bir derinlik katmış olduk. Tabi burada bir diğer detay sizinle paylaşmak istediğim. Burayı örünce arka tarafta bir nasıl diyeyim bir ayrı bir bölme oluşmuş oldu. Ev sahibimizden o noktada da fikir alışverişlerine yaptıktan sonra rica ettik. Bu şey kenarını yaptığımız adını söyleyin. Adanın kenarlarını yaptığımız üründen bu şekilde bir tolere kasa yapmak suretiyle bakın burada ne yaptık. Hop. Bir ne diyelim buraya? Kuruluk mu diyelim? Yok. Bakın içeri gireceğiz. Sensörlü ışığı. Gördüğünüz gibi dünyanın malzemesini de burada o ortaya çıkan altıl bölgeden kazanmış olduk. Yine üstü de bu şekilde. Şöyle açayım sonuna kadar. Bir tüm teşkil etsin diye böyle göze hoş gelsin diye böldük. Yine bu tarafta bakın. Boşta kalan bölgeyi de yine aynı malzemeden evin detaylarına uygun olması hasebiyle bakın böldük ve gördüğünüz gibi kurutma makinamızı. Burada da aşağıda çamaşır makinamız ve deterjanlarımız. Ne oldu bu? Hal böyle olunca kompakt bir görünüm elde etmiş olduk. Şimdilik detaylarımız bu kadar diyelim. Mutfağımızın sahibi de yanımızda. Yengenim! Fatma. Hayırlı olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Fatma Hanım kayboldu. Bir yorum alalım bakalım menfi müspet bizimle ilgili. Utandı mı? Siz söyleyin o zaman. Vallahi biz çok memnunuz yani. Hiç yani kesinlikle hiçbir sıkıntımız olmadı. Allah razı olsun. Her şeyinde
yani dört dörtlük bir mutfak oldu. Allah razı olsun. Sağlık ve mutluluk dolu günlerde kullanın diyelim inşallah. İnşallah. Evet. Bugünlük bu kadar diyelim inşallah. Bizi takibe devam edin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.